Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size sokağımızdaki bir inşaattan görüntü paylaşmak istedim. Burada bazı gördüğüm şeyler var. Size faydalı olabilecek anlatacağım birkaç kelam var. O hususlardan bahsetme adına bir kayıt açtım. Şimdi size neyden bahsedeceğim? Öncelikle mesela yeni mezun veya okuyan arkadaşlar kafalarında hep şunu düşünür. Ya ben mezun olacağım, bir inşaata başlayacağım, nasıl ilerleyeceğim? Önce ne yapmam lazım? Nasıl bir yol almam lazım gibi bazı kaygıları olur. Bu kaygıları giderme adına böyle kısa bir başlangıç videosu gibi olsun istedim. Yeni mezun bir mühendis arkadaşımızı baz alalım. Buranın kazılmamış bir arazi olduğunu düşünün, dümdüz. Buraya bir proje yapacaksınız. Önce ne yapmanız gerekiyor? İlk husus, buraya bir haritacı çağıracaksınız. Haritacı size arazinizin dört köşesinin noktalarını verecek. Mesela burayı baz alırsak, burada zaten hemen hemen belli köşeler. O arka iki köşe belli. Buralarda da şurada bir yerde bitiyordur diye düşünebilirsiniz. Yan parsellerden mesela şurada zaten size göstereyim. Buranın köşesi belirtilmiş parselin. Bunların köşelerini belirliyorsunuz arkadaşlar. İlk etapta yaptığınız işlem bu. Arazinin dört köşesini belirlemek. Buna köşe kazıklarını çakmak da diyorlar. Köşe kazıklarını çaktıktan sonra gelelim, kazacaksınız o noktaya. Önce kazmadan kotunuzu bilmeniz lazım. Yani 3 metre mi ineceksiniz, 6 metre mi ineceksiniz? Yani bir bodrum mu olacak, iki bodrum mu olacak, onu bilmeniz lazım. Bunu da statik projeden biliyorsunuz. Statik projeden varsayalım bir kat ineceksiniz. Bir kat sizin bodrumunuz var. Kaç santim veya kaç metre kazmanız lazım? Onu nasıl bulacaksınız? Onu da şöyle buluyorsunuz. Yoldan, su basman dediğimiz yerden belli bir kotu var binaların arkadaşlar. Yani belli bir yüksekliği var. Kimisi 20 santim, kimisi 30 santim, kimisi aşağıda, kimisi yukarıda oluyor. Sizin de bunu öğrenme şekliniz belediyeden oluyor. Belediyeden yol kotunu istediğinizde size bu yol kotunu veriyor. Diyelim yol kotumuz bizim 50 santim. Yani bizim tabliyemizin bitiş yüksekliği 50 santim diyelim. Siz o 50 santimden 3 metre ineceksiniz. Çünkü binalar 3 metre biliyorsunuz. Veya projenizde kaç metre görünüyorsa. 3 metre indiniz. Ne oldu? 50 santim düşerseniz 2,5. 2,5'ta temele ulaşıyorsunuz. Yani daha temeliniz var sizin. Bir de temelin kalınlığını düşüyorsunuz. 50 santimde temelimiz olsun. Neydi? 2,5 iniyorduk. 50 daha indik. 3 metre indik. Bir de 10 santim gro betonunuz var. Etti mi size 3,10? Siz nivonuzu kuruyorsunuz. Kazacağınız kottan aşağı 3,10 iniyorsunuz. Bu kazıyı da bu şekilde halletmiş oluyorsunuz. Gelelim, kazıyı da hallettiniz. Asansör kuyusunu da kazdınız. Bu işleri de hallettiniz. Sonra ne yapıyoruz? Sonra gro beton atılıyor. Hani hep duyarsınız gro beton, gro beton. Gro beton nedir? Gro beton sizin bu donatıları, yani temeli, temel donatılarını topraktan ayırmak için döktüğünüz, katkı içermeyen, herhangi bir özelliği olmayan bir beton. Bu gro beton. Yani bunun belli bir kriteri yok. Amaç şu gördüğünüz topraktan temeli ayırmak arkadaşlar. Tamamen bu mantıkla dökülen bir beton. Bunu da döküyorsunuz. Yaklaşık 5-10 santim arası dökülür bu gro beton dediğimiz şu beton. Bunu da döktünüz. Daha sonra geliyorsunuz temel donatılarını işlemeye. Gördüğünüz gibi önce demirci giriyor. Projeye göre sizin donatılarınızı yerleştiriyor. Donatılar yerleştirildikten sonra gördüğünüz üzere asansör kuyusunun betonu dökülüyor. Bu beton döküldükten sonra da bu temelin kalıp işlemi başlıyor. Yan kalıplar, işte kirişlerin mesela, şunların içi dökülecek, şuraların. Şu aradaki boşluklar dökülmüyor mesela beton. Buralara temel gelmiyor. Burası için konuşuyorum. Burası dökülecek. O yüzden buraların yan kalıpları çakılıyor. Buraların. İşte perdeler falan çakılıyor. O şekilde beton dökülüyor. Buradaki temel mütemadi temel arkadaşlar. Bu sistemin adına mütemadi diyorlar. Sürekli temel diyorlar. Yani böyle kirişler birbirine bağlı kolonlara birleşiyor ve arada odacıklar oluşuyor. Radyede mesela şu şekilde oluyor döşeme sistemi. Burası su deposu muhtemelen. O yüzden bu şekilde yapmışlar.
radyo olsaydı temeli, hepsi bu şekilde böyle dümdüz demir yığını olacak şekilde olacaktı. Mütemadi sistem bu şekilde oluyor. Daha sonra kalıbı çakılıyor ve beton dökülüyor. Beton döküldükten sonra kalıplar sökülüyor ve kolonları çıkmaya başlıyorlar. Şuraları soran arkadaşlar olacak. Buralara da toprak dolgu geliyor arkadaşlar. Sizin temel seviyenizden yaklaşık 3-5 santim düşük olacak şekilde buralara toprak geliyor ve betondan sonra tabii ki bu odacıkları dolduruyor. Zaten siz ileride şap atacağınız için şapı atarken onun üstünü de kapatmış oluyorsunuz. Bu aşamaya kadar dediğim gibi bu şekilde geliniyor. Bundan sonra da yüksele yüksele devam ediyor. Yani ilk başlarken bu şekilde başlıyorsunuz. Gelelim buradaki projedeki elemanları tanıtmaya. Şunlar perdeler arkadaşlar. Deprem perdeleri diye geçer. Şurası asansör kuyusu. Şurası su deposu. Şunlar zaten kolon. Bunlar da kirişler arkadaşlar. Size bunu da bu şekilde burayı göstermek istedim. Videoyu kapatmadan kısa bir video olacak. Sadece böyle bilgi içerikli bir video olacak. Herhangi bir aksiyon yok. Videoyu kapatmadan bir bilgi daha vereceğim. Normalde temellere biz izolasyon yapıyoruz. Yalıtım yapıyoruz. Fakat burada yapılmamış. Onu da nasıl yapıyoruz onu da açıklayayım. Normalde şu grobeton atılır. Bu grobetonun etrafına kalıp çakılır arkadaşlar. Küçük şöyle parapet şeklinde. O parapetlerin de beton döküldükten sonra içine izolasyon yapılır. Mevrandan veya PVC mevrandan vesaire. İzolasyon neyse yapılır. Daha sonra o izolasyonu da korumak için üstüne tekrar bir beton atılır. O betonun üstüne de bu demirleri işlemeye başlarsınız. Normalde sistem öyle işliyor ve bu işlemede bohçalama diyorlar. Temelin bohçalanması yani bu şekilde sarılması. Bohça şeklinde adı da oradan geliyor. Böylelikle temeli siz korumaya almış oluyorsunuz. Sudan, işte toprağın kohezyonundan vesaire dış etkilerden, toprağın rutubetinden korumuş oluyorsunuz. Fakat bazı müteahhitler yapmıyor. Yapıldığı zaman da bu şekilde yapılmış oluyor. Bu videoda bu şekilde burada bitsin arkadaşlar. Çok da uzatmayalım. Size böyle biraz bilgi vermek istedim. Başlangıçta neler yapmanız gerekiyor, nasıl bir yol izlemeniz gerekiyor şeklinde. Umarım bazı arkadaşlara faydası dokunur. Eğer videoların faydalı olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlar lütfen beğenelim ve kanala da abone olalım. Bu sayede sizin desteklerinizle daha çok insana ulaşma fırsatı yakalayacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler arkadaşlar.